Bir zamanlar Fransa kralının yaşadığı sarayın avlusuna adımımızı attık. Bu avlunun içinde bir mücevher kutusunu andıran Saint Chapel bulunuyor. Bu şapel her ne kadar kral ve erkanının kullanımı için tasarlanmış olsa da aslında bir şapelden fazlasıymış. Önce kral ve erkanının kullandığı şapelin alt kısmından giriş yapıyoruz ve sonra üst kısma geçiyoruz şapelin üst kısmı kral, kraliçe ve saray soyluları tarafından kullanılırmış. Şapelin iki tarafında biri krala biri de kraliçeye ait iki niş bulunuyor. Uç kısımdaki röliker ise Saint Chapelle'i özel kılan kısımdır. Kral Aziz Louis, Hristiyanlığın en özel miraslarından biri olan dikenli tacı ele geçirmiştir. Bu parça İsa'nın acı çekmesi ve çarmıha gerilmesiyle sonuçlanan olayların çok önemli bir parçasıdır. Taç aynı zamanda kraliyetin de bir simgesidir ve bu şapel 9. Louis olarak da bilinen Aziz Louis'nin şapelidir. Aziz Louis tacı Bizans İmparatoru olan kuzeninden satın almış ve bunun için tahmin edersiniz ki çok yüklü bir ödeme yapmış. Bu noktada geriye bir adım atıp tacın ne anlama geldiği hakkında biraz düşünelim mi? Hristiyanlar tacın İsa'ya dokunduğu ve onu kutsadığına inanırlar. Rölik imgesi ise çok merkezi bir imge. Zamandan bağımsızdır ve İsa'yı hemen o ana taşıyabilir. Orta çağda bu röliklere çok önem verilirdi ve mucizeler gerçekleştirdiklerine inanılırdı. Rölikleri saklamak için inanılmaz güzellikte kutular yapılırdı. Metaforik anlamda saint chapellein de dikenli tacı saklamak için yapılmış bir röliker olduğunu düşünebiliriz. Bu yapının dörtte üçünün camdan yapıldığı söylenir. Altın renginde, kırmızı, mavi ve mor ışığın içeri nasıl da hücum ettiğini görebiliyor musunuz? Bu şapel, gotik mimarinin şaheserlerinden biridir. Sivri pencereler gökyüzüne doğru yönelip gözlerimizi cennete çevirmemize yol açıyorlar. Dört parçalı kemerli kubbeyi görüyoruz. Ve tabii ki işçiliğin ön plana çıkmasını sağlayan, bir araya toplanmış küçük sütun gruplarını. Aslına bakarsanız işçilik, ince formları ile pencereleri birbirinden ayırmaya yarayan dikey sütunlara, yani muryonlara indirgenmiş. Bu, 13. yüzyılda yüksek gotik mimarinin de ötesinde sanat tarihçilerinin reyonan olarak adlandırdıkları döneme ait bir yapı. İnce çizgiler, duvarların pencerelere açılması, gotik mimarinin hedefleri arasındadır. Ama bu özelliklerin bu yapıda daha da abartıldığını görüyoruz. Batı kapısının üzerinde gotik mimarinin özelliklerinden biri olan kocaman bir gül pencere var. Reyonan döneminde desenli cam pencerelerin daha da detaylı, ince ve karmaşık bir şekle büründüğünü görüyoruz. Pencereler sadece güzel değil, aynı zamanda bir hikaye de anlatıyorlar. Her pencerede eski ve yeni ahitten bir hikaye veya röliğin elde edilmesine dair bir hikaye anlatılıyor. Mesela bu pencerede, bu kilisede bulunan dikenli tacın İsa'nın başına yerleştirildiği an resmedilmiş. Her yerde imgeler kullanılmış ve desenli pencerelerin aralarında havarilerin heykelleri bulunuyor. Kahramanlık sahneleriyle dolu yonca şekilleriyle kemerlerin üçgen kısımlarını süsleyen bölümlerde de ellerinde taç tutan melekler var. Ayrıca kaplardan tütsülerin yayılması da tasvir edilmiş. Bu resimler bizi buranın hala kilise olarak kullanıldığı zamanlara götürüyor. Bu yapının insanlar, bir rahibin sesi, tütsü kokusu ve pencerelerden içeri süzülen ışıkların ortaya koyduğu renkli oyunlarla dolu olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Ne kadar da mistik bir yer olmalı. Bu kadar imgenin yanında yüzeylerin çoğunun da kırmızı, altın ve mavi renkle boyalı olduklarını görüyoruz. Binanın taştan yapıldığını hatırlatan herhangi bir şey yok. Bu kadar camla çevrelenmiş bu alan gerçekten de muhteşem. Dönemin gotik mimarlarının başarısını gözler önüne seriyor. Yapıyı ayakta tutan taşlar gözle görülmüyorlar. Bunun nasıl başardıklarını anlayabilmek için dışarı çıkalım mı? Şapelin dışına çıktığımızda binanın tek başına uzun ve ince bir şekilde ayakta durduğunu görüyoruz. Île de la Cité'nin yani Paris'in tam ortasında bulunan küçük bir adada olduğumuzu da unutmayın. Saint-Chapelle'in de yapıldığı 13. yüzyılda Paris bugünkü Paris olarak şekillenmeye başlamıştı bile. Binanın yapısının dışarıdan nasıl göründüğüne de bir göz atalım. Taş kubbelerin ağır yükünü dışarıdan bakıldığında görülen destek payandaları taşıyor. Tüm bu yükü taşıyan payandalar ışığın içeri girebilmesi için oldukça küçük bırakılmış ve bu da başka bir problem teşkil ediyor. Çatıdaki yanal kuvvet dışarıya doğru bir kuvvet yaratıyor ve payandalar bu yükü taşıyabilmek için yeterli değiller yapının sağlamlaşması için farklı bir destek daha kullanılmış. Kubbelerin aşağı ve dışarı doğru uyguladığı baskıyı azaltmak için bir ağ gibi binayı saran demir çubuklar. Bazı sanat tarihçileri binanın çatısının taca benzediğini söylerler. saint chapelin çatısında bazı üçgen şekiller göze çarpıyor. Buna kalkan duvarı ya da gable deniyor. Bu üçgen şekillerin yanlarında bulunan payandaların üzerinde de sivri tepeli kuleler yani pinakololar var kalkan duvarı ve pinakoloların sıralı olarak kullanılması çatıya gerçekten de bir taç izlenimi veriyor. Bu arada Saint Chapel ismi de bu şapelin özel bir şapel olduğu, kraliyet toprakları üzerinde bulunduğu ve bir rölye ev sahipliği yaptığı anlamına gelir.